Herkese merhabalar. Ben Çağrı yeni bir Red Shadow Legends videosuyla karşınızdayım. Hatırlarsanız önceki videolardan birinde Doom Tower'la ilgili bir videom olmuştu ve Doom Tower'da eee Scarab kralı nasıl kesebileceğimizi göstermiştim. E, şimdi ise istek geldiği üzere örümceğin nasıl kesilebileceğini anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince tabii herkesin kendi alternatifini bulması da önemli. E, bu buz örümceğini şu an için çok önemsemiyorum çünkü bu örümceğini kesmek için zaten yapacağınız şey çok basit. Bir adet HP yanı veren karakter bulmak, ondan sonra ise zaten elinizden geldiğince vurup hayatta kalmaya çalışmak. Ama özellikle şu 50. seviyede olan mı? Yok. 70. seviyede olan inanılmaz yüksek 400 450 isabet istiyor. HP yanı atabilmek için beni inanılmaz zorlamıştı. Ee, bu yüzden bunun çok bir püf noktası yok. Magma Dragon'da da zaten ölmemeniz önemli. O yüzden şimdi bir diğer taktikle geçirebilecek karakter olan örümcekten bahsetmek için bu videoyu açtım. Bugünün örümceğini kestim. Örümceği nasıl bir takımla kestim? Hemen göz atalım. Benim kaç dakikamı almış? 28 dakikamı aldı ve tamamını manuel oynamam gerekti. Çünkü e, takımım şu an için bu durumda bakalım diğer oyuncular nasıl yapmışlar 23 saniye 26 saniye 28 dakika ama ve lakin herkesin bir alternatifi var tabi Lidyanız varsa efendime söyleyeyim çift septimusunuz varsa çok daha kolay kesebiliyorsunuzdur benim olmadığı için Böyle bir yola gitmişim. Ama size ben 60'daki örümceği anlatmak istiyorum. 60'daki örümcekte bir tık daha değişik bir kadro kullanmışım. 12 dakikamı almış. Ee, burada aslında e, hız oranı daha yavaş olduğu için şeyi kullanmadım. Neydi onun adı? yüksek hatunu kullanmadım. Böyle bir kadro ile gitmişim. Bakalım bunu nasıl geçebiliyoruz. Tabii ki videonun çoğu yerini hızlandıracağım sizi yormamak için. Ama temel mantığını anlamak önemli. Şimdi örümceği takımına girerken ne yaptım? Öncelikle Drake'si koydum. Drake'si neden koydum? Çünkü can basmaya ihtiyacımız var. Eğer karakterlerimizde can çalma setimiz yoksa benim Drake'simin özelliklerini göstereyim. 185'lik bir hız, bir defans, isabet. Zaten biliyorsunuz isabet neden önemli? Çünkü örümceğin hızını kesmemiz için ayaklarını bağlamamız lazım. Hızını azaltmamız lazım. Valkür kullandım. Valkür'ü kullanmamın tek amacı Burada herhangi bir isabeti zaten yok. E, kalkan vermesi, hayatta tutmak karakteri. Bunu yana başka bir sürü alternatif kullanabilirsiniz hayatta tutmak üzere. Kalkan veren olur. Efendime söyleyeyim, e, müttefik koruma olur. Kullanabilirsiniz ya da direkt cam basan bir karakter. Ben geçen ay hatır yanlış hatırlamıyorsam, eczacı ile sürekli cam basma usulüne gitmiştim ama çok çok zorlamıştı. Kaçırma imkan vermemişti. Üçüncü karakter olarak ben e, Alur'u kullandım. 220'lik bir hızı var. İsabeti e, 387'de. E, bildiğiniz gibi kritik oranı %100 yapmak zorundasınız aslında. Bir kaçarınız yok. Çünkü dönüşmetre almak için kritik yapmanız lazım. Son haline getirdiğim soğuk kalbi kullanmışım. E, soğuk kalbimle ne durumdaymış? Kritik oranı %70'de tutmanız e, önemli %70'in üzerine gerek yok açıkçası. Hatta bununla ilgili video çekmeyi de düşünüyorum soğuk kalp ile ilgili. Hızı biraz yükseltebilirsiniz ve benim burada püf noktam yok et seti var. Ee, son olarak hanedan askerimiz kaldı. Hanedan askerimizde 272 çok yüksek olmayan bir isabete sahip. 198'lik bir hızı var. Bunun da kredi oranı %100 yapmanız lazım ki dönüş metre almak için kredi kurması gerekiyor maalesef. O zaman girişimizi yapalım. Bir aura becerisi seçmemişiz. Seçecek bir aura becerim maalesef yok. Ee, hemen girişimizi yaptık. Şimdi burada e, becerileri kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz ama asıl bizim beklediğimiz tur başladığında bütün becerilerinizin aktif olması gerekiyor. Ben burayı şu an hızlıca geçiyorum. Ne kullandık? Valkyri kullanmadık. Aslında hiçbir şey, özelliğimizi şu an için kullanmamış olduk. Burayı hızlıca temizledik ve bitirdik. Şimdi ikinci tura geldik. İkinci turda da aynı şekilde oynayalım. Hanedan şunu vur. Aslında bir önemi yok şu an benim için. Takımın buraları rahatlıkla geçebilecek kadar güçlü. E, Drex burada 3 kişiyi indirdi. Sakın Valkür kalkanını kullanmayın. Kalkansız başlayamayız. Öyle bir opsiyonumuz aslında pek yok. Güzel. Bu turu da geçtik. Zaten bu turlar kolay. Çift çift gelen e, tur hariç bu turları geçmek kolay. Şimdi örümcekle karşı karşıyayız. Bizim amacımız örümceğin dönüş metresini tamamen manipüle etmek. Tower örümceğimiz birazcık bu şekilde düz örümceğe benziyor. Vuruşumu yaptım. Şimdi neden Riggs? E, neden Valkyr? Örümceğin dönüş metresini her azalttığınızda size bir zehir verip, zehir hassasiyeti verip karşı saldırı yapıyor. Ne kadar dönüş metre alırsanız o kadar çok vuruyor. Hanedan'la da vurduk. Benim can çalma setim olmadığı için bunlar tehlikeye gireceklerdi aslında. Girmemeleri adına ne yaptım? Ee, bir adet Valkül, bir adet Drakes koydum. Şimdi Drakes burada %10'luk bir can artışı yaptı pasifiyle. Şansıma da tutturdum. Valkürün kalkanını veriyorum ki karakterlerim hızlıca ölmesin. Burada aslında temel amaç tamamen bu. Biri can basıyor, aynı zamanda zayıflatma veriyor hızına. Biri de kalkan basıyor. Bundan sonra devam. Bundan sonra beni çok artık ırgalayan bir şey yok. Mesela dönüş metresi sorun olmadığı için şu an A2 ile vuruyorum. Çünkü yüksek hasarlar çıkarıyor. 254K gibi bir hasar vurdu. Mesela buna bakıyoruz. Bu 7.5K vuruyor. Düşük bir hasar vuruyor. E, bu yüzden hızlıca bitirebilmek için e, burada her zaman bunu yapmakta fayda var. Dönüş metresi eğer e, az ise karşımızdakinin ve sıra Alur'a geldiyse Alur'da e, a 2 kullanabiliriz. Defansını çünkü azaltabiliriz. Defansı azaltmamız da bizim her türlü işimize gelecek. Ki soğuk kalbinde hasarını arttıracak. Ama şu an için o riske girmiyorum. Mesela Alur şu an riskli bir duruma geldi. Çünkü bir sonraki vuruşunu yaptığında e, bir savunması olmayacak. O yüzden birazcık can doldurduk. Can doldurmamız. Şehre de burada bir tık daha defansı kıralım pardon dönüş metreyi kıralım. Şu an dönüş metresi daha az olduğu için örümcek daha az vuracak. Hemen şuradan okuyalım. Becerilerinden hangisiydi? Ha şuydu sanırım. Dönüş metresi azalırsa karşı saldırı yapar. Verilen hasar kaybedilen dönüş metre miktarına eşittir ve defansı tamamen yok sayıyor. 10k defans yapın. Yok. O yüzden her karakteriniz biraz birazcık dönüş metre götürürse bu bizim her zaman işimize gelir. Şimdi ben burada soğuk kalbimin turu geldiği için bir defans kırmayı deneyeceğim. Şansıma tuttu. Gayet güzel. Tık. Ee, daha yüksek 1.3 milyona yakın bir hasar vurdum. Dönüş metresi az olduğu için bundan da bir hasar çıkardım. Güzel. %25'ini falan götürdük. Tekrardan karakterlerimin ölmemesi için valkürümle kalkan açtım. Dediğim gibi bunu alternatif istediğiniz gibi bulabilirsiniz. Sadece bu karakterlerin ölmemesi. Mesela valkürünüz yoktur. Bu karakterlere can çalma seti gidersiniz. O da işinizi görür. Ama o zaman ustalığın mesela benim alurumda tekrardan söylüyorum. Ustalığım da yok. O zaman mesela ustalıkta War Master'ı bitirmeniz lazım kesinlikle. Çünkü War Master neydi? Ee, belirli bir canın yüzdesi kadar vuruş yapıyordu ee, War Master'la vuran karakterimiz. Örneğin Clambos'a 70k gibi bir hasar vuruyorduk biliyorsunuz. Tekrar dönüş metreyi aldık. War Master'ınız olursa yüksek hasarlar bu bir k değil de mesela bunun yanında örümceğin canı kadar ekstra hasar verdiği için can doldurma şansımız da artacaktır. Hatta dev katili açarsanız daha iyi olur. War Master deyip sizi yanıltmayayım. Çünkü e, bu sistemi nasıl işletiyorduk? Bir ya da iki vuruş yapan karakterlerde her zaman e, Master açıyoruz. 3, 4, 5'li vuruş yapan karakterlerde dev katili açıyoruz. Çünkü dev katili %30 şansla 3 vuruş yapan karakterde bu şansı çok da arttırdığı için e, bu şekilde bir yol izliyoruz. Şimdi defansı kırık. Tekrardan güzel bir vuruş. 1.6. Bundan sonra artık hiçbir işimiz kalmadı. Artık manuel oynayacağız. Ha, Valkür olanlar bitiyor. Otomatiyi almayın. Valkür kalkan basmıyor. Ne yapabiliriz? E Valkür'ün kalkan sayısını sayıp otomatiği alıp her turu geldiğinde oynayabiliriz ama bu sefer de bazı durumlarda bunlar e, dönüş metre kıran becerilere gitmiyorlar dönüş metre esasla. Sonradan bir karakterde birikebiliyor bütün dönüş metre. O yüzden çok böyle zamanınızı almayacak şekilde manuel oynayabilirsiniz. Mesela burada dönüş metresi çok az olduğu için bir 270K'lık vuruş. 250K'mız da defans kırdığımız için 270K'ya yükseldi hafif hafif. Soğuk kalbi ne kadar hızlandırırsanız o kadar iyi. Çünkü e, A3'ü yani A3'ü zaten bizim hasarımızı çıkardığımız özellik. Buradan sonrasını sanırım ben videoyu hızlandırabilirim. E, Videoyu hızlandırsam anlatacak bir şey kalmadı. Dümdüz bu şekilde bitireceğiz. Hemen hızlandırıp sonuna gidip lafı toparlayalım. sona gelmeye başladık. Burada e, sanırsam hızı yavaşlatmışımdır. Son bir püf noktaya değinmekte fayda var. Mesela Alur'un canı çok azaldı. Alur'un e, canının azaldığı ve sıkıntıya girmeye başladığım saniyede benim düşündüğüm alternatif direkt eee Alur'un dönüş metre azaltmasını nasıl alternatiflere yöneltebilirim oluyor? E, mesela hanedan askeriyle A1 vurmak yerine A2 vurmak yerine çok hasar çıkarmak yerine yeri geliyor. A1 ile full dönüş metre gitmeniz gerekiyor. Çünkü Alur'un ölme şansı var. Alur ölürse biz bittik. Bundan dolayı da buna dikkat edebiliriz. Bakalım şöyle. Drex 255k'lık bir hasar vurmuş. 11-11. Tam 11-11 indirimleri. Reklam gibi. Eee Bitirdik. Alur'umuz 160k. Bunların ustalıkları, ustalıkları alırsanız dediğim gibi çok daha hızlı biter. Hanedan askeri bu yoklukta 3 milyona yakın. Hasar ve soğuk kalp zaten götürüyor. Dediğim gibi valkür alternatifleri her türlü denenebilir. Bu, bu tarz bir video oldu. Ee, hemen şeyi de açayım. Örümcekteki 90 90 miydi? 90 örümceğinin neden bu şekilde geçti, neden bu kadar uzun sürdü? Tekrardan diyorum, hızı daha direnci de, isabeti de her şeyi daha yüksek. Bir sonraki örümceğin, bundan dolayı benim hız aura'sı almam gerekti. Aynı zamanda hız basan biri de gerekti daimi olarak. Bu yüzden kullandım ve soğuk kalbinde slotunun yerine kullandığım için soğuk kalbim olmayınca da hızım yavaşladı ve burada 28 dakika gibi bir süre çıktı. Ha, elinizde septimuslarınız vardır. Dediğim gibi soğuk kalpleriniz 2-3 tane kasıldır. Takımınız çok dirençtir. Mesela burada bir alternatif takım var. 2 tane Taurus koymuş. 37 saniye geçen arkadaş. Taurus'un verdiği e, şeyi biliyorsunuz. İnanılmaz zehir veriyor. 2 tane Taurus koymuş. E, bir tane Zavia koymuş. Ve Taurus'larla artı e, Septimus'la artı Bezir'le e, bu zehrin Uzamasına sebep olup zaviyayla pat diye patlatmış. Bu da bir alternatif. Önceki videoda da bir arkadaş zaten yazmıştı. Gene bakın burada zehirciler artı vezirle uzatma artı zaviyayla patlatma. Bu da örümcekte kullanılan bir alternatif yöntem. Ee, şu an için bir zehir patlatan karakterim yok. Gerçi Elenaril çıktı. Elenaril ile belki deneyebilirim. Denediğim zaman mutlaka videosunu da atarım. Bu arada yanın e, taş açma etkinliği geliyor. 27 tane taşım var şu an. Belki onu da açıp çok böyle ufak küçük bir video yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım etkinliğe hazırlanıyorsunuzdur. Ben 4K'lık bir enerji biriktirdim. Ee, son bir şey daha diyecektim. Heh, şu rezillere bir bakın. Verdikleri muhteşem ödül kategorisinde gözüken şuna bakar mısınız? Hani burayı montajda zoomlayacağım. Abi bu ne? Bu mu? Verdiğin en iyi ödül gerçekten bu mu? Bunun için mi efor sarf edeceğiz? İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.